Merhabalar arkadaşlar. İmniyet Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu etkinlik takvimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Zakir Ağabey, Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak çalışıyorum. Öğrencilerimizle beraber bugün sizlere bu pandemi sürecinde insanların çok sıkıldığı, belki de derslerden, işte canlı derslerden çok sıkıldığınız ya da işte dışarı çıkamadığınız için sıkıldığınız dönemlerde istedik ki sizlere böyle güzel küçük bir etkinlik olsun. Birçoğunuzun bildiği, birçoğunuzun izlediği, bazılarınızın ilk defa öğreneceği bir oyundan sizlere bahsetmek isteyeceğim. Kalp Game diye geçiyor. Bardak ve ritim oyunu diye de bilinir. Bunun için malzemeler çok basit gördüğünüz üzere. Evde çok rahat bulabileceğiniz bir plastik bardak, cam olsun istemiyoruz çünkü tehlikeli olabiliyor. Plastik bir bardak sayesinde bu oyunu beraber bizlerle inşallah öğrenip oynayacaksınız hep beraber. Ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu oyunu parça parça, bölüm bölüm anlatacağım size. Çok dikkatli izleyin beni öncelikle. Bardaklarınız hazır mı bilmiyorum. Hazırlarsanız benimle beraber bütün sayıları aynı zamanda, aynı eşit zamanda yaparsanız çok faydası olduğunu düşünüyorum. Evet, hazırsak başlayalım. Şimdi bardağımızın gördüğünüz üzere boş tarafı kesinlikle masada olacak şekilde. Yani arka tarafı bu şekilde olacak şekilde koymamız gerekiyor. Bu şekilde değil, hatalarımızı düzelterek gidelim. İki bölümden oluşuyor oyunumuz. Birinci bölümü anlatıyorum arkadaşlarımızla beraber. Önce iki alkış yapacağım. İki alkış, sonra masaya 1-2-3. Ama hangi elimle başlayacağım? İlk elimi sağ elimle başlayacağım yani. 1-2-3. Yani iki alkıştan sonra 1-2-1-2-3. Bir burayı birkaç defa beraber yapalım arkadaşlar. Hazır. 3-4. 1-2-1-2-3. Sağ elimle başlıyorum. Size ters gelebilir. Ayna simetrisi olduğu için kameradan bu şekilde görebilirsiniz ama sağ elinizle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 1-2-1-2-3. Bu bölümü birkaç kez yapalım. 3-4. 1-2-1-2-3. 1-2-1-2-3. 1-2-1-2-3. Yeterli. Şimdi bunun peşinden diğer sayıyı da vereceğim. 1-2-1-2-3. 1-2-3. Ne yapıyorum? Çoğu arkadaşımızın karşıladığı yer burası. Direkt 1-2-1-2-3'ten sonra bardağı almaya çalışıyor. Hayır, yanlış. Bir alkışımız daha var. Ona özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani 1-2-1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Yani alkışım 1. Bardağı tutmam 2, bir daha bırakmam 3. Sayısı bu şekilde. 1-2-3. Sadece iki, bu bölümü yapalım. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Şimdi alkış başta vardı, bir de burada var. Dikkat ettiyseniz. Ama baştaki iki tane. Şimdi bu iki hareketi birleştirmek istiyorum. Dikkatli izleyin. 1-2. 1-2-3. 1-2-3. Yani alkış, alkış, 1-2-3, alkış, bardağı kaldır ve tekrar bırak. Ben bunları sayıya döküyorum, öyle bardağı kaldır, indir demek için sayısal şekilde ilerleyelim. Bir daha şimdi hep beraber yapalım. İlk iki bölüm beraber yapalım. 3-4, 1-2-1-2-3, 1-2-3, bir daha 1-2-1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-3, son 2-1-2-3, 1-2-3. İşte oyunumuzun birinci bölümü bu arkadaşlar. Şimdi bunu pekiştirmeniz gerekiyor. Muhtemelen birkaç defa daha izleme şansınız olacak çünkü banttan olacağı için yayınımız. Orada da daha çok pekiştirebilirsiniz. Ama en basit ve en yalın haliyle bu oyunu iki bölüme ayıracağız. Şu an anlattığımız birinci bölüm. Tekrar anlatalım toparlamamız açısından. İki alkıştan sonra mutlaka sağ elimle başlamak kaydıyla 1-2-3. Sonra tekrar bir alkışım var. Sonra bardağı tutup kaldırıp yerine bırakma var. Şimdi o zaman sayısını şöyle. Tabii sayısını siz istediğiniz gibi sayabilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar şöyle sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu böyle sürekli akışkan olmasın diye ben ikiye bölüyorum. Nasıl sizin için kolaysa. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu daha söylemesi de daha kolay geliyor bana. Bence siz de öyle deneyin. Şimdi bu bölümü bir iki defa daha yapalım arkadaşlarımıza. Sonra ikinci bölümü anlatacağım size. Hadi bakın. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Güzel. Burası birinci bölüm. İkinci bölüm biraz karıştırılıyor. Orada da 7 sayımız var. 7 sayımız var. Bunu ardışık yapacağız. Çünkü hiç kopmadan gidiyor. Burada da dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi, birazdan bardağı tutacağım ama şu şekilde değil arkadaşlar. Bakın şu şekilde tutarsam, düşünün ki ben bu bardakla su içmek isteyeceğim. Çeviremem. Değil mi? Ters kaldı.
İşte bu yüzden onu çevirebilmem için kesinlikle bardağı şu şekilde tutmam gerekecek. Bakın ellerim şu şekildeydi. Buradan değil. Ters çevireceğim. Bileğimi ters çevirdim. Tuttum ve çevirdim. Bakın ön yüzü buraya geldi. İşte bu çok karıştırılıyor. Bir iki böyle tutuyor. Sonra ne yapacağını şaşırıyor. Nereye koyacağını şaşırıyor. Bu yüzden arkadaşlar dikkat etmeniz gereken ikinci bölümden bahsediyoruz şu anda. Birinci bölüm cepte. İkinci bölüm 1, 2, 3. Özür dilerim. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Yine bir alkışla başlayacağım. Sayısını tek tek vereceğim. Alkış tuttum. Alkış tuttum. Alkış tuttum. Yanlışı yapıyorum. Alkış önden tuttum. Hayır, çeviremem. Alkış bileğimi ters çeviriyorum. Alkış bileğimi ters çeviriyorum. Ve çeviriyorum. Bakın buradan çevireceğim. Çünkü birazdan bu suyu içtiğimiz bölümü avuç içime dayandıracağım. Birazdan. Yani 1, 2, 3, 4. Şurayı yapacağım sadece. Sayısal olarak çok yavaş bir şekilde. 1, 2, 3, 4. Yani ne yapıyorum? 1'de alkış yaptım. 2'de bardağı tuttum. 3'te avuç içime dokundurdum ön yüzünü. 4'te dibini masaya vurdum. 4 sayı buraya kadar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir daha. 1, 2, 3, 4. Alkış, bardağı tuttum. Avuç içi ve dibini masaya vurarım. Burası 4 sayı arkadaşlar. Geriye 3 sayımız kalıyor. Önce burayı bir pekiştirelim isterseniz. Beraber yapalım çocuklar. Hadi bakalım. 3 ve alkış, bardağı tuttuk. Değil mi? Avuç içine dokundurdum. Sonra dibini masaya vurdum. Şimdi bunu tabii biraz daha, çok az daha seri yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar 3, 4, 1, 2, 3, 4, bir daha 3, 4, 1, 2, 3, 4, bir daha. Tekrar söyleyeyim, hatırlatalım, burası önemli. Bardağı arkadaşlar, bir kere ikinci bölüme kesinlikle alkışla başlayacağız. Bunu da unutmamamız lazım. Birinci sayımız alkış demiştik zaten. Alkıştan sonra bardağı düz değil, bileğimi çevirerek tutmam gerekiyor. Tuttuktan sonra çevirdiğim yüzünü, burasını avuç içime dokunduruyorum. Sonra dibini de masaya. Yani 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hadi oraya kadar yapalım. İkinci bölümün ilk 4 sayısını. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir daha. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi en fazla karıştırılan iki bölüm var demiştik hatırlarsanız videonun başında. Birinci bölüm bardağı ters tutuluyor. Bardağı ters tutmaktan bahsetmiştim. İşte eğer bileğinizi çevirirseniz birinci hatayı halletmiş oluyoruz. İkinci çok karıştırılan yerde bu bardağa bir el değiştirme var arkadaşlar. Bakın bütün işlemi mesela ilk başa gelelim. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 hep sağ elimle kaldırıp indiriyorum. İkinci bölüme de sağ elle başlıyorum. Sadece bu dibini masaya vurduktan sonra burada artık bir transfer yapıyorum. Sol elime verdim bardağa, bakın hep buradaydı. Sol elime verdim, boşta kalan elimi de yere bırakıyorum. Bundan da bir sayı vereceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 1, 2, 3, 4'e kadar vermiştim. 5'te değişti, havada kalan elim 6. O 6. sayısı boşta kalan elimin masaya gelmesi için. 7. sayıda bu artık tuttuğum bardağı yine böyle değil. Yine su içtiğimiz bölüm tersine gelecek şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman sayımız 7 mi oldu? Şimdi yavaş yavaş 7 sayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. sayıya dikkat ettiniz mi? 6. sayı boşta kalan elimin masaya gelmesi arkadaşlar. Tekrar çok yavaş yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 6'da boş olan elimi masaya kapattım. 7'de de yukarıda olan bardağı yine bu şekilde değil arkadaşlar. Yine olduğu gibi ters. Yani oyunumuz her defasında bardağımız ters olacak şekilde olmak zorunda. Şimdi ikinci bölümün 7 sayısını çok yavaş bir şekilde yapalım. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya ısrar. Bu şekilde birazdan zaten şarkılarımızla, türkülerimizle eşlik edeceğiz bunlara. O zaman daha net göreceksiniz. Tekrar ikinci bölümü yapalım. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha hatırlatmakta fayda var. Birinci bölümü zaten alkış ve bardağı indir kaldırmayı orada tekrar hatırlatacağım size, ama ikinci bölümde dediğim gibi iki yer karıştırılıyor. Bazen alkış yapılmadan başlıyor, sayı eksik kalıyor. Hayır, kesinlikle ikisi iki adım, iki hareketin başında da kesinlikle alkışımız var. Ama birincisinde iki alkışla başlayan bölüm, ikinci bölümde sadece tek alkışla başlıyor. Birinci alkış yaptıktan sonra bardağı düz değil, az önce söyledik.
Ters tutup çevireceğiz. Avuç içimi bardağın ön yüzüne kapatıyorum. Sonra dibini masaya vurduktan sonra bir transfer gerçekleştiriyorum. Bakın bu elimden buradaydı. Dizini vurduktan sonra bardağın dibini masaya vurduktan sonra diğer elime, sol elime aldım. Boşta kalan elimi 6. sayı olarak yere bıraktım ve bunu kapatıp 7 ile bitiriyorum. Yani şu oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beraber yapalım mı kızlar? Hadi bakalım. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlarımızdan bazıları bu oyunu biliyor. Bazıları da bizim de şu anda yeni öğreniyor. Karmaşıklığın sebebi o. Şimdi oyunu bilen arkadaşlar için bu yavaşlıkta oynamak biraz kafa karıştırıcı olabilir ama yeni öğrendiğiniz için hepinizi öyle kabul ediyoruz. Birazdan hızlanınca daha da akıcı olacağını göreceksiniz. Peki hemen hızlıya nasıl geçeceğiz diyeceksiniz. Yavaş yavaş önce adımı doğru, eğer vücudumuza, ellerimize bunu doğru öğretirsek bir sonraki aşamada çok daha rahat hızlandırabiliriz. Zaten bu videonun amacı da bu. Bu oyunu sizlere öğretmek. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, belki heveslisi olunca işte bir araya gelerek ailenizle çok rahat yapabileceğiniz eğlenceli bir oyun. İnternette videoları da var ama istedik ki biz Milli Eğitim olarak sizlere biz anlatalım. Kendi öğrencilerimize. Umarım faydası olacaktır. Şimdi birinci bölüm ve ikinci bölüm demiştik videonun başında. Tekrar şimdi birinci bölümü bir hatırlayalım. Sonra ikinci bölümü tekrar hatırlatalım. Ondan sonra ikisini birlikte bağlayalım. Birinci bölümde ne vardı? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beraber yapalım şunu birkaç defa. 3, 4. Birinci bölüm burası arkadaşlar. Ve 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu birinci bölümdü. İkinci bölümde ne vardı? Hemen hızlıca bir hatırlayalım. Alkıştan sonra bardağı ters tutup avuç içi, ondan sonra zeminini masaya vurduktan sonra bir el transferi var. Yani el değiştiriyorum. Sağ elimde olan bardağı sol elime verdikten sonra elimi kapatıyorum ve aynı şekilde bardağı ters çevirerek 7. sayımı bitiriyorum. O zaman şöyleydi. Buradaki sayı hiç aksamıyor. Yani 7 sayıya kadar aynı peş peşe sayıyorum. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi birinci bölümü ve ikinci bölümü bağlayalım. Bir kere izleyin. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu oyun burada bitiyor. Her defasında tekrar başa dönüyor. İşte burası da çok karıştırılıyor. Şimdi biz oyunu ikiye böldük ama aslında oyun bir bütün, değil mi? Oyun bir bütün. Bütün oyunun bittiği yerde tekrar en başa dönecek. Peki en başında ne vardı? Hatırlayalım hemen. İki alkışımız var. Şimdi bu oyunun iki parça olduğunu düşündüğümüzde ikinci bölümün başında tek alkışı var. Kimisi yine başa dönerken tek alkışla dönüyor. O da yanlış. Neden? Çünkü en başında iki tane alkışımız var. O yüzden şöyle olacak. Bir tane bütün oynuyorum. Sonra başa dönerken ne oluyor onu görün. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani oyunun en başına döneceğim için orada yine çift alkış olması gerekiyor. Buna da dikkat edersek bu oyunu öğrenmiş olacağınızı inanıyorum. Şimdi ilk bölümü, ikinci bölümü hep beraber yapalım arkadaşlar kendi yerimizde. Benim saydığım sayıda ve hızla yapalım. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Umarım bu anlatımın sizlere faydası olmuştur. Dediğim gibi bantan olacağı için defalarca kez izleyip tekrar etmek istediğiniz yerleri tekrar edebilirsiniz. Birazdan türkü eşliğinde arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle beraber yapacağız. Hangi türküler? Aşağı yukarı türkülerimiz belli. Uzun ince bir yoldayım. Güzelliğin on par etmez ve Fesübhanallah herkesin çok diline dolan türkülerimizle bu kap gemi yapabiliyoruz. Ama tabii illa bunlar olması gerekmiyor. Bu ritimde olduğu sürece başka türkülerden de faydalanabilirsiniz. Birazdan o zaman düzenek yaptıktan sonra tekrar karşınızda olacağız.